kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Aksaray'daki siyasi parti il başkanları ve yöneticiler verilen bu karar hakkında ne düşünüyor? İzliyoruz. İyi Parti Aksaray İl Başkanı Sayın Şevki Koçak'la birlikteyiz. Önce şunu söyleyeyim. Akşamdan beri gerçekten Türkiye'nin artık bugünkü Türkiye, bugünden itibaren Türkiye eski Türkiye olmayacak. Farklı bir şey yola girdi Türkiye. Çok üzgünüm yani. Ben milletimizin çoğunun da çok üzgün olduğunu düşünüyorum. Bu kararın haksız olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir karar. Kesinlikle bu böyle yani. Siyasetin alınmış bir karar. Mahkemenin vermiş olduğu bir karar elbette ama siyasetin alınmış bir karar. Bakın, hukuk hepimize lazım. Dünün muktedirleri hukuk sistemi üzerinde omuzu kalabalık ordu mensuplarıyla yapıyorlardı. Bugün de maalesef siyasi erk ordu mahkemeler üzerinden bir takım siyasi kararlar aldırıyor. Bakın, bir devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Zulümle abad olunmaz. Zulümle abad olunursa şayet ahiretin berbat olunur. Ben inanıyorum ki bu Türk milletinin kalbinde büyük bir yara açmıştır. Bu yaradan dönüleceğini düşünüyorum. En kısa zamanda bu hatadan dönüleceğini düşünüyorum. Üst mahkemelerin bu kararı temiz edeceklerini düşünüyorum. İki yol var diyorlar. Yani bu seçime kadar süreç uzarsa adaylığı konusunda herhangi bir engel olmayacak diyorlar. Şayet hızlandırılırsa, yine siyasi kararlar alınmaya devam ederse 2-3 ay içerisinde sonlandırılır ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı bitirilir diye söyleniyor. İnşallah böyle bir yola gidilmez diyorum. Yani bu milletimizin birliği, beraberliği açısından da çok kötü bir şey. Hukukun bu kadar ayaklar altına alınması açısından da çok kötü bir şey. İnşallah bu karardan dönülür diye düşünüyorum. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanımıza yapılan haksızlığı, Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız buna tanık oldu. Bugün de Millet İttifakı olarak genel başkanlarımız Saraçhane'de ona destek olmak için, Türk milletinin iradesini, gücünü orada göstermek için yanında olacaktır, açıklamalar yapacaklardır. Biz de Aksaray Teşkilatı olarak Ekrem Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Bunlara en iyi cevabı da Türk milleti seçimde sandıkta verecektir. 2023 mahkemenin en büyük olacağı, seçimin de en iyi sonuçların çıkacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Murat Kavallı ile beraber Sayın Başkanım, Sayın İmamoğlu'nun hakkında bir karar verildi. Maalesef. Haberlerde de görüyoruz. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Yargının hukuka aykırı olarak siyasete müdahalesi kabul edilemez. Demokrasilerde mücadele seçimle ve sandıkla olması gerekir. Bizler, genel başkanımız da siyasi yasaklar ve hapis sistemiyle yargılanan bir parti mensubuyuz. Bugünlerde İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak çok büyük bir demokrasi ayıbıdır. Öncelikle bunu belirtmeliyiz. Yargıya verdikleri talimatla sandıkta yenemedikleri siyasileri bugün
engellemeye çalışmak çok büyük bir acizliktir. Böyle görüyoruz. Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce aynı siyasi yasak ve hapis cezası sistemiyle yargılanmaktadır. 21 Aralık'ta 7 gün sonra Ankara Adliyesi'nde bir davamız var bizim de. Aynı hassasiyeti biz Genel Başkanımız Muharrem İnce için de beklemekteyiz. Tüm siyasiler için beklemekteyiz. Yani yargılamalarda eyleme geçmemiş hiçbir düşüncenin yargılanmasına karşı siyasetçiler özgürce düşüncelerini paylaşabilmelidir. Ekrem İmamoğlu için yaşanıyor aynı süreç. O gün de karşıydık. O gün yanımızda kimse yoktu bizim. Muharrem İnce ile tek başımızaydık. Ama biz bugün siyasi yasakla yargılanan tüm siyasilerin arkasındayız. Bu şekilde önümüze geçmelerine karşı çıkıyoruz. Peki bundan sonraki süreci nasıl işler sizce İmamoğlu hakkında? Ya bunu bekleyip göreceğiz. Bence yargı biraz daha hızlı kararlar verecektir. Önümüz seçim. Normal şartlarda 1,5 yıl sürmesi gereken temyiz süresinin çok daha kısa sürede seçimden önce karara bağlanacağı kanaatindeyim. Umarım güzel bir haber alırız. Bu yasağı kaldırırlar. Hapis yeniden yargılanabilir. Bu tür olaylarla karşılaşmak artık yani siyasal anlamda kesinlikle istemediğimiz olaylar. Biz Ekrem İmamoğlu'nun ve tüm siyasi yasakla yargılanan siyasilerin arkasındayız. Aynı hassasiyetini kamuoyundan önümüzdeki hafta Muharrem İnce için de beklemekteyiz. Demokrat Parti İl Başkanı Sayın Servet Ceylan'la birlikteyiz. Sayın Ceylan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen bir karar var şu an gündemde. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kararı şöyle, tabii mahkeme kararlarına saygı göstermek lazım ama şunu da bir hemfikir olalım. Sanki ülke 90'lı yıllara dönüyor gibi. 1997 yılında Tayyip Erdoğan'ın başına gelen olaylar, bugün görüyoruz ki Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede başka bir siyasetçinin başına geliyor. Yani bu üzücü bir olay. Yani hukuk karar vermiştir ama yani seçilmiş bir belediye başkanı her suçu işleyecek değil diye bir kayda yok ama bu. Suçu teşkil edecek veya aciliyeti gerektirecek bir şey yok. Yani burada ben öyle tahmin ediyorum ki burada siyasi bir karar vardır. Bu kararı bedelini vatandaş ödettirir. Yani bu kararlar üzücü. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha demokratik, ilerici bir ülke olmaktan çıktığını daha geriye. Yani 97 yılını görünce 25 yıl geriye gitmişiz yani. Biz 25 yılı boşa geçirmişiz demektir. Bu ülkemiz için, insanlık için bir eksiktir. Ülkenin büyük sorunları varken bunlarla meşgul etmek için mi yapılıyor onu da bilemiyoruz ama demokrasi açısından büyük bir ayıp, ülke için bir kayıp yani. İktidar cenahından gelen ciddi bir açıklama yok. Yani bunun AK Parti'ye bir getirisi olduğunu da düşünmüyorum yani. Ama sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin ayarlarıyla, fabrika ayarlarıyla oynanmaya devam ediyor. Yani geçmişte de oynandı, bugün de oynanıyor. Milletimizin ferasetine inanıyorum. Milletimiz mağdurun yanında olur. Türkiye'de demokratik yoldan Türkiye çıkıyor diye düşünüyorum. Şu an Resul Karaüzüm'le beraberiz. Sayın İmamoğlu'na daha önce de seçimlerin iptali hususunda bir bana göre yanlış bir uygulama yapılmıştı. Seçimler iptal edilmişti ve halk buna yaklaşık 800 bin oy farkıyla yanıt verdi. Ve şimdi de ceza almaması gereken bir davadan dolayı kendisine bir ceza verildi. Ve bununla ilgili de halk yine tepki verecektir. Aslında siyasal iktidar bu anlamda yani yükselişte olan veya muhalif tarafta olan halk olur, siyasetçi olur, kim olursa olsun bunlara elinde bulundurmuş olduğu yargı gücünü demokrasinin kılıcı gibi kullanmaya çalışmakta ve zaman zaman da bunu yapmakta. Biz yargının bağımsız, tarafsız olmasını yani anayasada yazdığı gibi olmasını istiyoruz. Peki bu sadece İmamoğlu'na mı oluyor? Hayır, bu yerelde de oluyor. Aksaray'da söz gelimi şahsıma karşı da AK Partili siyasetçilerden, işte belediye başkanından değişik davalar geliyor. Bu davalar İnanın karşıdakileri, muhalif duruştakileri, bizim gibi olanları yani Türk milletini, Türk gençlerini korkutmuyor. Bilakis daha güçlendiriyor, daha kuvvetlendiriyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize göstermiş olduğu muasır medeniyette seviyesine çıkmamız için, bu hedefe doğru yürümemiz için adeta koşar adım ilerlerken motivasyonumuzu daha da çok artırıyor.
Sayın İmamoğlu'na verilen cezanın ben gerçekleşebileceği ihtimalini düşünmüyorum. Çünkü olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinin önüne engel olarak bu davanın çıkarılması hususu toplumda sıkça konuşuluyor, dillendiriliyor. Bunun bir istinaf süreci var. Daha sonra bir Yargıtay süreci var. Bu süreçlerin yetişmeyeceği ve bu yargı kararının Sayın İmamoğlu'na uygulanamayacağını düşünüyoruz. Aslında bir tarafında bu bizi rahatlatıyor ve buradan İstanbul'a Sayın İmamoğlu'na diyorum ki Sayın İmamoğlu, Aksaray'daki bizler de, Türk gençleri de sizin yanınızdayız diyorum. Biz önce Allah'a inanıyoruz, sonra ikinci güç olarak Yüce Türk milletini görüyoruz. Türk milletinin iradesi her şeyin üzerindedir. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilova beldesinde ifasına fesat karıştırma suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nın yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda icra edilen faaliyetler kapsamında Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri tarafından Merkez İlçe Yeşilova beldesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında Edim'in ifasına fesat karıştırma suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan YHG isimli şahıs yakalanarak işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiş olup tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacıyla titiz ve gayretli çalışmaktadır. Çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir. JASAT dedektifleri hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir tacirini yine uyuşturucuyla yakaladı ve cezaevine gönderdi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen MÇ isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 23 gram metamfetamin, 1 adet içime hazır kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiş olup tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşla iç içe oluşuyla, Aksaray'a yaptıklarıyla, farkındalık ve şehre kazandırdığı projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki vatandaş, Vali Bey hakkında neler düşünüyor ve neler söylüyor? Detaylar haberimizde. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu. Evet. Aksaray için birçok şey yaptı kendisi. Eline sağlık. Yaptıysa eline sağlık. Allah razı olsun. Taş üstüne taş koyana. Sağ olsun, halktan gibi davranıyor. Halktan biri gibi hareket ediyor. Halkla diyaloğu iyi. Vali Bey'i destekliyoruz. Mesela bir okuma kampanyası başlattı. Onu halk olarak her zaman arkasındayız, destekliyoruz. Ondan sonra zaman zaman görüyorum, ben takip ediyorum sosyal medyada olsun şeyde. İş kurulan çeşitli kendine bağlı müdürlüklerle istihdam, Aksaray'a bir istihdam oluşturmaya çalışıyor. Aksaray'ın gençlerine, işsizlerine çözüm arıyor. O yönden de tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Saygılarımızı sunarız, çalışmaların devamını dileriz. Tanıyoruz. Peki ne düşünüyorsunuz Vali Bey hakkında, yaptığı projeler hakkında? Neler söylemek istersiniz? İyi düşünüyoruz. Aksaray'a göre iyi yapıyor mesela. Her şey için çok teşekkür ederiz. Aksaray gelişmiş mi? Bence biraz gelişmiş tabii ki.
yani her açıdan geliştiğini hissediyoruz her sene geldiğimizde. Yani bir farklılık görüyoruz. Ama nasıl diyeyim, daha büyük projelere atınabileceğini umuyorum ben yani Aksaray. Bugün tabii Kayseri kadar hani büyük bir şehir olmasa da bence yani ufkumuzu biraz yüksek tutmamız lazım. Evet, tanıyorum. Peki kendisi ve yaptığı projeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben çok güzel projelere parmak bastığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten özellikle şu anda biz stajyeriz. Bir okulda staj yapıyorduk. Bir gün bize sürpriz olarak Hamza Bey geldi ve kitap okuma projesi yaptıklarını söyledi. Okulları ziyaret etmesi, özellikle yani kendi mesleğimizde olmasından dolayı öğretmenlere bu kadar önem vermesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Yani iyi çalışmalarının devamını bekliyoruz. Aksaray için çalışıyor mu? Çalışıyor. Peki buradan Vali Bey'e ne söylemek istersiniz? Mesajınız nedir? Teşekkür ederiz Aksaray için çalıştığınız için. Teşekkür ederiz. Cenazelerden sonra yapılan yemekleri de onu kaldırdı. Çok iyi bir şey. Yani Türkiye'de tek oldu herhalde. Diğer projeleri güzel. Valimiz iyi. Çalışan bir adam. Takdir ediyor musunuz? Tabii. Uzaktan tanıyorum. Projelerini duydunuz mu? Güzel çalışmaları var. Takdir ediyor musunuz? Gerçekten takdir ediyorum. Kavşaklar olsun, bazı yol ayrımları gerçekten takdir edilir derecede yani. Hastanelerde mesela normal hasta kılığında gidip şey yapması falan şeyleri var o derecede. Kendisini gerçekten çalışmalarından dolayı takdir ve tebrik ediyorum. Devamını da diliyorum inşallah. Allah'ım, valimiz iyi ya. Şimdi içimizde dolaşıyor kahvelerde. Çay içiyoruz, bu bizden içiyor, biz ondan içiyoruz. Valimiz iyi yani. Ortamın adamı. Eskiden valinin yanına giremezdin kapıyı vurmayınca. İç içeriz. Künde orada çay içeriz kahvede. Cengiz'in orada. Künde. Beraber gezeriz, gideriz. Bundan önce var ya valiyle konuşamazdın, gezemezdin. Evvel öyleydi. Şimdi iyi ama. Allah razı olsun ondan ya, valimizden. Hatıramızı soruyor. Belediye başkanı olsun, vali olsun. Siz ol. Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 48 mahallede bulunan camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 48 mahallede bulunan camilerde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet yapmalarını sağlıyor. Yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgiler veren Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer şunları söyledi. Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin temizlik işlerini yaparak vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için camilerimizin temizliğini titizlikle gerçekleştiriyoruz dedi. Aksaray merkez mahallelerinde bulunan tüm camiler belediye ekiplerince periyodik olarak temizlenerek dezenfekte edilip gül suyuyla yıkanıyor. Camilerde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında cami halıları başta olmak üzere ahşap yüzeylerle cami avlusunda bulunan şadırvanların temizliği, bunun yanı sıra cami bahçesinde yapılan temizlik çalışmalarıyla pırıl pırıl olan camiler cemaat tarafından beğeniyle karşılanıyor. Aksaray Bilim Merkezi kurslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor kıymetli izleyiciler. Ahşap boyama kursunda ilkokul öğrencilerinden tutun lise öğrencilerine kadar eğitim verilmekte. Kurs için herhangi bir ücret talep edilmemekle birlikte çocukların eğlenirken aynı zamanda becerileri de geliştirilmeleri hedefleniyor. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben ahşap tasarım ustası İdris Şahan. Ne zamandır bir şey? Yaklaşık meslek olarak 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama 2 yıldır bilim merkezinde ahşap tasarım ustası olarak ahşap oyuncakları yapıyorum. Neler yapılıyor bu ahşap tasarım atölyesinde? Neler çıkıyor burada? Burada ilkokul seviyesinden lise seviyesine kadar çocuklarımızın yaş grubuna göre farklı etkinlikler yapıyoruz. Şimdi yaptırmıyoruz tabii ki yaş grubuna göre el becerileri, el robot becerileri gelişmediği için yaşa göre etkinlikler yaptırıyoruz. Şu an bu atölyede kaç yaş grubu öğrencilerimiz var? Şu anda burada sanırım 6 ile 10 yaş grubu. Bu atölyeye kaç öğrenci geliyor? Yani bu atölyeye gelen öğrenci sayısı ne kadar? Şöyle söyleyeyim, günlük buraya biz hafta içi okullarımızdan 180 öğrenci gelir. Bize bu sınıfa günlük 60 öğrenci gelir. 20-20 alıyoruz, 3 seferde alıyoruz bu öğrencilerimizi.
Dediğim gibi hafta sonunda farklı öğrenci grubumuz oluyor. Mesela bunlar özel Instagram üzerinden bizim yaptığımız paylaşımları, ahşap boyama olarak çıktık mesela ilanımıza bilim merkezi olarak. Instagram üzerinden kayıt yaptırıp gelen öğrencilerimiz bunlar da. Peki ücretli mi bu atölye? Hayır değil. Ücretli değil. Kesinlikle burada ücret alınmıyor. Tamamen bilim merkezine ait buradaki bütün etkinlikler. Kullanılan materyaller de burası. Kullanılan materyalleri de burası karşılıyor. Evet tabii ki. Mesela dediğim gibi ben ahşap tasarım ustasıyım. Aşağıda bizim Ar-Ge bölümümüz var, atölyemiz var. Orada ben oyuncakları yarı yapılandırıyorum. Bir hocamız daha var o bugün izinle. Onunla beraber yarı yapılandırıyoruz. Burada çocuklarımızı toplatıyoruz, boyatıyoruz. Çocuklarımız mutlu oluyor. Ben yaptım becerisini hissediyorlar. Onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. El becerisi kazanımının yanında bir özgüven kazanımı da söz konusu. Tabii ki. Zaten buradaki bizim asıl amacımız o. Yoksa çocuğa oyuncak yapıp gelip mutlu etmek değil. Çocuk bir şeylere dokunsun. Ahşabı tanısın, metali tanısın. Yani burada el becerisi kazandırmak bizim gayemiz. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Kağan. Kaç yaşındasın? 7. Şu an burada ne yapıyorsun? Ahşaptan tavşan yapıyorum. Ellerin hep boyu olmuş. Burayı boyarken mi oldu? Peki neler hissediyorsun boyama yaparken? İyi. Daha önce hiç yaptın mı ahşap boyama? Merakın var mı? Sami Yavuz. Kaç yaşındasın? 9. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 3. Şu an burada ne yapıyorsun? Bize anlatır mısın? Ahşaptan bir tavşan yapıyorum. Boyamalar yapıyorum. Neler hissediyorsun? Burası sana neler kattı? Boyama yaparken özgürlük hissediyorum. Kendime güveniyorum. Her zaman başarılı olacağıma inandığım için hiç umudumu kesmiyorum. Peki ahşap boyamak senin için ne ifade ediyor? Ya da daha önce hiç ahşap boyadın mı? Boyamadım. Peki daha önce hiç geldin mi bilim merkezine? 2 kere geldim önceden. 3 kere geldik abi. Beğeniyor musun? Çok güzel. Gelmeye devam edecek misin? Annem izin verirse geleceğim. Adım Duru, soyadım Yıldırım. Kaç yaşındasın? Ben 9,5 yaşındayım. Burada ne yapıyorsun şu anda? Ahşaptan tavşan. Sen mi yapıyorsun şu an bunları? Bize talimatlarını söylüyorlar, biz de boyayıp kesip yapıyoruz. Peki bunu yapmak sana neler hissettiriyor? Yani kendi hobimiz gibi bir şey hissettiriyor. Mutlu musun? Hı, mutluyum. Peki daha önce hiç bunu yaptın mı? Daha önce hiç ahşap boyadın mı? Evet, boyadım. Bilim merkezinin tüm etkinliklerine katılıyorum ben. Verimli buluyor musun? Güzel buluyor musun? Hı. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor.
Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Etmangal.